Teravih namazında imamın hızına yetişemediğimiz durumlarda, Allah affetsin, Sübhaneke okuyup Euzü Besmele çekmeli miyiz yoksa terk edip kıraatı mı dinlemeliyiz? Yani burada uygun olan böyle bir yerde namaz kılmamaktır. Evet hocam. Yani bunu böyle söylemek lazım. Cami değiştirsin. Yani cami değiştirsin, hatta o imam efendi uyarsın. Evet. Niye? Çünkü dedik ya, Ramazan-ı Şerif ayındayız, önemli bir aydayız, önemli günlerdeyiz ve teravih namazı gibi bize bırakılmış çok büyük bir nimet var. Biz bunu bir vazife olarak mı camiye gidiyoruz, yoksa buradan bir sevap elde etmek, ahiretimize bir kazanç olsun diye mi gidiyoruz? Elbette ahiretimize bir kazanç olsun diye. O zaman burada yani kılmış olmak için mi kılacağız, buradan gerçekten elde etmemiz gerekeni elde etmemiz için mi? Yani kemiyet mi, keyfiyet mi meselesi çok tartışılan, konuşulan meseledir. Yani maksat işte çok fazla kılmak mı, yoksa kıldığımızı adam gibi kılmak mı? Evet. Elbette ikincisidir. Burada hele hele bu namaz sıhhata halel getirici şekilde tadili erkanı terk et. Çünkü bahsediyor işte Sübhaneke'yi okumayayım. Durun yani düşünün ki bu kişi Fatiha'yı okuyor, İmam Efendi. Zamm-ı Sûre okuyor ve bu zaman zarfında arkasındaki cemaat Sübhaneke'yi okuyamıyor. Evet. Bu ne ara Fatiha'yı okudu, ne ara Zamm-ı Sûre'yi okudu. Bu diyor, Euzü'yü terk edeyim diyor, ona yetiştirebilmek adına. Bu doğru, caiz olmayan bir işlemdir. Böyle bir cami varsa kat'i surette yani yetkili olan kişiler uyarılmalı. Ve bu camideki hoca efendiye veya cemaate böyle bir namaz kılınmasın. Yani orada hiç kılınmaması bu şekilde kılınmasından daha evladır. Böyle bir cemaate gitmektense git evinde kendin bireysel olarak tek başına kılman daha evladır. O yüzden burada Sübhaneke'yi terk etmişsin, işte efendim sünnettir. Euzu zaten ilk rekatta sünnettir, bu terk edilir, bunlara girmeye bile gerek yoktur. Bu kadar hızlı kılmanın bir manası da yoktur zaten. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.